Mevlam bir çok dert vermiş, beraberlerim an vermiş. Mevlam bir çok dert vermiş, beraber derman vermiş. Öldürücü dertlere neden ilaç vermemiş, kopanım aldatmış. Oğlum sen bu evi bize gene niye musallat ettin lan? Ya oğlum nevaleleri adam getirdi, idare et Allah Allah. Hak yeme Murat. Dile yar. Abi. Balık getirmeydi neydi be abi? La oğlum ben iyi gider diye getirdiydim ya. İlk başta tek gecelik bir ilişki olarak düşünüyordum Nigar. Ama onu tanıdıkça aslında bambaşka bir insan olduğunu keşfettim. O hiç göründüğü gibi birisi değil Ahmet. Hiç öyle birisi değil. Ya Salih abi bir gecede nesini tanıdın Allah'ını seversen. Lan benim hayatımda gerçek ismini bildiğim tek sevgilim oydu. Nigar! Oh bebek! Allah'ım yarabbim ya adam sevgilim dedi ya. Bir de gerçek ismi diyor. Ya bak Salih abi seni uyandırayım. Yerta'nın gerçek ismi Fagize. Konuşma lan. Google'dan daha iyi bileceksin sen. İsminin ilk üç harfini yazdın mı Google kalan harfleri tamamlıyordu. Öyle bir insandı Nigar. Nigar! Abi yavaş Allah'ını seversen. Salih abi anahtarlar. Anahtarlar nerede ya? Elinde ya abi anahtar. Oğlum bunlar senin anahtarların ya. Ahmetciğim aşk olsun ya. Bir daha gelme der gibi. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten uyuyun. Biz hiç girmeyelim ya. Vallahi bak biz direkt sana gidelim Ahmet. Gel. Hadi şimdi. Oh bebek. Gel çok üstüne dur gel. Dur be oğlum. Ben gidiyorum hadi iyi geceler. Aha. Anne, abla. Ben İstanbul'un bütün meyhanelerini kapatıp gelmişim lan. Siz nereden geliyorsunuz lan bu saatte? Dostunuz mu var lan sizin? Aa, var diye daydık. Hadi iyi geceler kaçtım ben. Bu çocuğu bu eve alıştırma. Her geldiğimde bu çocuk bu evde. Anne, bana Nigar'ı al. Seninle birbirimizi andırıyoruz Vedat. Beni anlasan anlasan sen anlarsın. Kafamdan atmaya çalışıyorum ama bir türlü kafamdan atamıyorum ya. Tatiana'ya karşı da bir sürü şey hissetmiştim ama Nigar başka lan bambaşka. Salih abi senin acil kafanı dağıtman lazım abi. He kardeş buraya ondan geldik zaten. Ama ördeklere ekmek atıyoruz ya Vedat. Bak bu ördekler bu ekmekleri yemiyor. Hele şu Murat'a benzeyen ekmeği alıyor ağzında ilk kere çevirip gidip oraya tükürüyor. Nimet lan bu şerefsiz. Onu annesi sonra zorla yediriyordur be abi. He? Hem böyle ördekle falan kafa mı dağıtılır Salih abi Allah aşkına. Salih abi sen ne yaptın? Sen bildiğin aşık olmuşsun. He kardeş aşık oldum ama bana bir faydası yok ya. Sen balyonço balıklarını bilir misin Vedat? Bilirim abi. He. Olsun ben yine de anlatayım. Balyonço balıklarının sürüsünde bir tane dişi olur. Diğer bütün erkekler o dişinin haremidir. İşte Nigar'la ben böyleyiz. O sürünün dişisi, ben onun sürüsündeki onlarca balyançodan biriyim. Soytarıyım la ben. Şimdi Salih abi, tabii teşbihte hata olmaz ama bilerek mi söyledin bilemedim. O balıklarda eğer sürüdeki o tek dişiye bir şey olursa, sürüdeki en iri erkek cinsiyet değiştirip sürünün yeni dişisi oluyor. Ne diyorsun lan? Öyle vallahi. En iri sen mi? He. Vay Selçuk abi, Mercan'a mı ya? Akşam geleceğim, davulayı hazırla.
Salih abi ne haber? Vay koçum iyidir, sen ne yapıyorsun? İyidir. Abi sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisini önce söyleyeyim? İyi söyle lan. Böyle yeni sütyenler çıkmış abi. Alt tarafı yumuşak malzemeden. 24 saat çıkarmadan takıyormuşsun. Ne izi yapıyormuş ne de acıtıyormuş abi. Nikah nerede lan? İşte en önemli soru Salih abi. Tam 5 saat oldu, Nikah nerede? Ha Nikah nerede? Nikah nerede Salih abi? Lan oğlum, Sadi'yi hallenin lan. Onun boyu 1.90 oğlum. Yemezler Salih. Sürünün ihtiyacının yarısını tek başına götürürken iyi. Toplumun sana biçtiği rolü üstlen bakalım. Arkadaş siz balıksınız, iki dolaşın unutursunuz lan. Büyük beyazım lan ben. Büyük beyazım lan ben. Ben büyük beyazım lan. Tamam lan. Tamam, unutalım bu örneği. Zaten iyice soğudun bu işlerden. Sen? He. Soğudun. He. Aşk gözümü kör etti Vedat. Artık piyasaya çıkasım bile gelmiyor. Bak, 800 dolar biriktirdim. 4 tane eder lan. Soğumasam nasıl biriktireyim bu parayı ben ya? Lan acaba bu paranın üzerine banka kredisi çekip Sapanca'dan arsa mı alsam lan? Hızlı tren yapıldıktan sonra İstanbul arasında 20 dakikaya düşecek. Orada arsalar çok değerlenecek ya. Göl de var, ördekleri alır giderim. Salih abi sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Beynime kan gitmeye başladıkça ben mantıklı konuşmaya başladım Vedat. Yakında ben iş de bulurum. Havar Vedat, havar! Salih abi sen gel benimle. Ben seni bir yere götüreceğim. Bu iş böyle olmaz. Biraz ortam gör, gözünü seveyim ya. Nereye, nereye? Acayip hatunlar var, sana o kadar söyleyeyim. Hadi gel. O zaman... Ördekler kalsın, darılar tırsmasın. Ne yapıyorsun lan? Roderick'ciyiz. İyi abi, ilkokul arkadaşım araba almış, bir de Facebook'ta görgüsüzce paylaşmış. Bir de bunlar yetmezmiş gibi arabam ve ben diye albüm yapmış ya. Ona bakıyordum ben de. Ne arabası lan? Ya abi biz bu adamla aynı sınıftaydık. Bir ona bak, bir bana bak. Abi yok mu bu Beşiktaş'ta eski kaleci Hakan? Onun arabasını almış bir de ya. Beşiktaşlı Hakan kim? La oğlum onun arabası alınır mı ya? Bu araba kesin kazalıdır. Trafikte de hatalı çıkış yapıyordur bu. Kafaya taktığın şeye bak ya Aykut. Aman be abi. Mrs. Seligman ki. Ne diyeceğim bak. Aşkım burada mı lan? Burada abi. Volkan Bey'le toplantı yapıyorlar. Volkan Bey'le Ben bir yukarı çıkayım ya. Abi yalnız toplantı yapıyorlar. Hiç şey yapmasaydın keşke. Yok çok şey yapmayacağım oğlum benim. Çok şey yapmayacağım. Hadi görüşürüz. Aslanım benim, aslanım benim. Hadi görüşürüz. Tamam. Şurada ne yazıyor ya? Ne yazıyor? Şurada bu kaba parasının altında okuyamıyorum. Baksana ne yazıyor? Volkan ne yapıyorsun ya? Ya bir öpücük ya, motivasyon için. Ya hayır dur, nereme tutuyorsun, ne yapıyorsun? İş yeri burası ya. Kızım kim bana bir şey diyebilir ki? Bu geminin amiraliyim ben ya. Alt tarafı bir öpücük, öpücük. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Öpüşün, öpüşün, hatta sevişin. Bol bol sevişin, ben kenarda sessizce durup arasına seni iyice alırım lan! Sayın lan be! Abiciğim bir kapı çalar insan ya. Kapı mı var? Çalışıyorduk. Ama sen de hep aşağılara çalışıyorsun Volkan. Azıcık yukarı çalışırsak. Murat sen neden geldin ki? Ben şey için geldim ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, dosyalar varmış. Masanın üzerindeymiş, onlara bakacaktım. Bak tabii Murat'cığım, bak tabii. Sizin program da önemli tabii. Ama artık korkmayın, bizim programın en aşağı 3 reytingi var her hafta. O yüzden bizimkinden gelen gelirle sizinki gibi alternatif programlar da nasıl desem varlığını sürdürebilir. Yalnız o reyting sistemine çok güvenme Volkanat'cığım. Bak alternatifiyle geldim. Hadi bakalım hep beraber ne yapıyoruz? Patlıyoruz! Cübapma cübba oh oh! Alternatif. Şimdi bizim çekecek bir iki tane bölümümüz kaldı Volkan'cığım. Tabii aktör olduğumuz için haliyle haklarımız da korunuyor. Yayınlansa da yayınlanmasa da paramızı alıyoruz. Sen bizi düşünme, tamam? Bu geçenki çekimlerin üst seslerini yapacaktın. Sordum Zehra'ya gitmemişsin. Ben onu unuttum ya. Vallahi bak. Neyse yarın hallederiz. Unuttum diyorsunuz da Murat Bey, biz hala o stüdyoya para ödüyoruz. Unuttum Aşkın Hanım. Özür dilerim.
Vallahi unuttum yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim? Hatta şu anki utanç duygumdan mütevellit isterseniz şey yapabilirim yani. En kısa zamanda serçe parmağımı kesip bilahare yapımcıya kargo ile gönderebilirim. O da yetmezse başka uzuvlarımı gönderirim. Olur mu? O zaman üzerlerine hangisinin hangisi olduğunu yaz da karıştırmayalım Muratcığım. O konuda aşkından yardım alabilirsin Volkan. Kendisi hangisinin hangisi olduğunu çok iyi ayırt eder. Gözleri kapalı resmini bile çizer. Hatta hiç unutmuyorum bir defasında çamurdan heykelini yapmıştı. Değil mi aşkım? Murat, terbiyesizleşme. Allah Allah. Serçe parmağımın diyorum aşkım. Serçe parmağımın. Sen ne anladın ki? Neyse ya ben şey yapayım gideyim. Siz de aynı ciddiyetle çalışmaya devam. Tamam mı? Şurada ne yazıyor ya? Yazmıyor bir şey. Ama yazıyor. Bak küçük yazmışlar, okumuyor. O yüzden. Ben sana okuma yazmayı bilahare öğreteceğim. Özel ders vereceğim. Buranın en kısa zamanda bir kapıya ihtiyacı var. Kapı da geliyor akşama, budaklı. Kapı şart. Ne haber kardeşim? Gideyim mi? Müsait mi içerisi? Müsait anasını satayım, müsait. Öyle sorular sorup benim sinirimi bozma. Ne oldu lan gene? Ya Murat, sıtarım lan ben. Anı biliyoruz oğlum, onu geç. Esas olayın ne oldu yani? Ya Murat, ben kalabalık partiler yapınca sıkışıklık olmasın diye böyle geniş ev tuttum. Çılgın partiler yapacaktım, komşular şikayet edecekti, Melek halledemeyecekti, evden kovulacaktım. Ne oldu? İşte ben de o soruyu soruyorum kardeşim. Cevabını bir arabilsem ne oldu lan? Dün yan taraftaki komşu teyze geldi. Cuma günü mevlütleri varmış. Senin ev sakin dedi. Sığmazsak sana gelebilir miyiz dedi. Mevlüt mü dedi? Pardon kardeşim, gülüyorum. Sinirlerim bozuldu ya Ahmet'e kardeşim. La oğlum, ev sahibi dedi ki sen evden çıkarken dedi senin gibi bir arkadaş getir yerine koy dedi. Biz senden çok memnunuz dedi. Onunla da dedi kirada anlaşırız dedi. Ya Murat, ben Feride ile tanışana kadar bütün ev sahiplerimden kanlı bıçaklı ayrıldım. Ama sen de kendini çok kaptırdın be oğlum. Kaptırırım tabii oğlum. 3 ayda bir tane golüm var. Futbolcu olsam Beşiktaş'a transfer olur. Aynı dertten muzları biz kardeşim. Aşık olduk ya lan. Başladım lan. Esahmıyor lan. Hayırlara vesile olsun. Kimi gördün? Samandıra Fox. Sen de iyice ergenliğe dönmüşsün ya lan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bir de Aşık da benden bastırmadan önce para istedi. Dolar mı istedi, TL mi istedi? Kardeşim sinirleri bozuldu. La benim de param çıkışmasın rüyada. Ulan rüyada para çıkışmaması ne demek lan? Rüya dediğin uçabildiğin, lazerle adam kesebildiğin, bütün fantastik hayallerini gerçekleştirebildiğin bir ortam değil mi Muratcığım? Benim param çıkışmadı lan. Rüyada para çıkışmaması ne demek kardeşim? Kapı dışarı itti beni Samandıra, biliyor musun? Param yok diye. Arkamdan da kuyu kese flash yiyor. Disappearing into the night dedi. What dedim, f*** dedi. Sap dedim, paf dedi. Duman çıktı, kara gitti. Bum 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 dedim. Bumcu Onur geldi. Ahmet abi dedim. Lan dedim. Ondan sonra bir baktım. Muzaffer Kuşan bu. Ben Polonezköy'de mangal yapıyoruz lan. Senin durumun baya baya kötü olmuş ya lan. Sen ne yapıyorsun aşkımla? Görüyor musun aşkımla? Görmez olaydım. Aşkın şey ya, aşkın yani bilmiyorum ki Ahmet ya. Torrent sitesi gibi oldu anasını satayım. Sürekli yanlış butona yönlendiriyor. Ne olacak? Olay bu. Bir şey mi oldu lan? Oldu da. Volkan'la bunlar aynı ekipteler oğlum. Volkan açıl lan. Allah adama öyle bir tip vermiş ki suratını gördüğün zaman böyle 2 tane çakasın geliyor. Avurdunla böyle vurasın geliyor. Ama işte adamın ceketi, hatta ne ceketi, yeleği en az 3 rating getiriyor lan. Bizim kurgucu Akut yok mu? Elin dallamasına bey dedi la, bey bey. Ya ben sorarım sonra o çakma preşavaya. Feride Faruk'un onu aldattığından şüpheleniyormuş. Görmedim diyor. Bir görsem bırakırım diyor. Yakalattır o zaman sen de teyzemin evladı. Takip et. Edemiyorsan ettir. Fotoğrafını çek. Hatta videoya kaydet. Artık annenen gizli. Orasına ben karışmam. Ondan sonra o görüntüleri al YouTube'a yükle. Linkini de al babasına anasına gönder. Şimdiye kadar iyi olduk. Elimize ne geçti? Tombul tasla. Biz de yanar döner olalım. Teyzemin evladı. Adi olalım. Şerefsiz olalım. İçin uğursuzun önünde gideni olalım. Zındık olalım. Hayın olalım. Güvenilmez olalım. Olalım. Ankara bebesiyim. Her yerde çarpışırım ulan. Allah senin belanı ver. Nesin senin ya? Tövbe tövbe. Küfür etme. Terbiyesiz. Kusura bakma kardeşim. Yangaza geldim. Ama ben yapacağımı biliyorum. Ben sana sorarım Faruk Badi. Neyse iyi oldu ya. Cuma günkü olay boşa düştü.
Ama Mevlüt var ya kesin iptal olmuştur. Teyze onu kesin duymuştur yanındaki teyze. Hatta bu yandaki de duymuştur. Hatta öte yandaki de duymuştur. Hatta bu civardaki herkes duymuştur Ahmet Kural. Sağ olasın ya. O kısmı çok güzel oluyor. Ağzına da nasıl yakışıyor. Amacımızdan, emelimizden bu civardaki herkesin haberi oldu Ahmet Kural. Alkışlıyorum seni. Endos kız tuttu, bastı. Ya sen nereye? Salih abi bak şu telefona. Salih abi bak şu telefona. Moskova'da saat 12 oldu. Tati'nin yemek molası. Çoktan damlamışsındır. Bak şu telefona. Fıtı fıtı. Alo. Alo. Alo diyorum, alo diyor ya. Hanımefendiciğim niye alo alo ile karşılık veriyorsunuz ya? Niye telefon görüşmelerini karşılıklı alolaşmadan yapamıyoruz biz? Alo. Üç etti. Hanımefendiciğim yine gül kokulu kadın ilmihalimi satmaya çalışıyorsunuz. Yani internet yüzünden mecburen bağlattığım ev telefonunu bir tek siz arıyorsunuz zaten. Ahmet ben Feride. Feride? Efendim Feride? Yanlış bir zamanda mı aradım? İstersen başka zaman konuşalım. Yok yok yani müsaitim. Yani gül kokulu kadın ilmihali satmaya çalışıyorlar telefonda Feride'ciğim ya. Bak bazen hırsız alarmı da satmaya çalışıyorlar. Bir arada su arıtma cihazları vardı ha. Ne alıyorduk onlardan ya? Cep telefonundan 50 defa aradım seni. Merak ettim. Ahmet benim canım çok sıkkın. Buluşalım mı? Ama eğer uygun değilsen... Yani uygunum. Yani uygunum. Buluşabiliriz. Nereye geleyim? Hastanedeyim ben. Öğleden sonra hastam yok. İstersen buradaki kafeye gel. Bir şeyler yeriz buradan çıkarsan. Geldim. Salih abi nerede ya? Selam Ahmet. O ne kız? Ne ne? O gözlük ne öyle ya? Dalış gözlüğü gibi. Günlük kullanım için değil herhalde. Bildiğin dalış gözlüğü. Göle mi dalacaksın? Allah Allah. Sen kendi gözlüğüne bak. Hiç öyle bilinçli takmış gibi değilsin. Sanki yolda gelirken kafana düşmüş de sen de buraya kadar getirmişsin gibi duruyor. Yoksa bilerek takılmaz o öyle. Ben şey yapmadım. Bende daha bir sürü gözlük var. Özür dilerim Ahmet ya. Ya moralim bozuk olunca böyle karşımdakini de bozuyorum. Kusura bakma ya. Yok ya ne bozulması. Benim gözlerde arıza var da bu aralar. Ben camı için takıyorum. Sağlıklı olduğu için. E bir doktora görünseydin. E bir doktora görünseydin diyen doktor arkadaşım var. Görüneyim. Ah, ah. Görüyor musun? Ha, ben uzmanına görünseydin herhalde diyorum. Ya yok ne alakası var ya. Gerek yok öyle şeylere. Allah Allah. Geçen sene başım ağrıyor diye gittim. İki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. Ha, niye iki kere çekiyorlar? İlkinde bulamadılar mı beynini? Ya Ahmet çok özür dilerim ya. Ya çok kötüyüm ben. Evet. Ya ben gideyim, senin de moralini bozmayayım. Hayır, otur güzel kız, otur bakayım. Anlat bakayım, nedir senin derdin? Anlat. Faruk, ya galiba ayrılacağız biz Ahmet. Ama bu çok üzücü Feride. Siz çok yakışıyordunuz. Galiba başka biri var Ahmet ya. Faruk çok değişti. Eve geç gelmeye başladı. Benimle çok az konuşuyor. Telefonunu sürekli saklıyor. Biri aradığı zaman geçiyor, yan odada konuşuyor. Ya bir insan tuvalete giderken cep telefonunu götürür mü ya? Pin kodunu da değiştirmiş. Doğum günüydü. Benim doğum günüm de değil. Bir hakkım kaldı zaten. Of Allah'ım ya. Bak bunlar hiç iyi işaret değil Feride. Ya en çok da bu belirsizlik bozuyor moralimi. Ayrılacaksak ayrılalım tamam, bana göre hava hoş. Anladım ben zaten. Uzun ilişkiler bana göre değil Ahmet. Ah. Öyle deme Feride. Sen doğru insana denk gelmemişsindir. Yok Ahmet ya, vallahi bana göre değil. Ya ciddi düşündüğüm ilişkileri kafamdan geçiriyorum. Alex, Balabey, Colin, Beytullah. Şimdi de Faruk. Olmuyor işte, olmuyor. 4+1'e takılmışsın Feride. Ya bazen ne diyorsun hiç anlamıyorum Ahmet ya. Yabancı sınırı diyorum. Ya üf, dalga geçme bende ya. Olmuyor işte. Yok bende bir sorun var. Ben onu anladım artık. Bende bir sorun var. Feride'ciğim sen doğru insana denk gelmemişsin. Belli bir olgunluğa erişmiş aslan parçası biri denk gelse sen de rahatlayacaksın. O da. Ama nerede bu adamlar Ahmet ya? Artık bütün erkekler oğlan çocuğu gibi. Ya bir emin olsam beni aldattığından dakikasında evi de hastaneyi de terk edeceğim ama emin olamıyorum işte. Ya zaten çok yoruldum. İki işte birden çalışıyorum. Bir hastane, bir muayenehane. Bilsem bırakırım diyorsun değil mi? Dakikasında bırak. Gurursuz muyum oğlum ben? Korkan. Benim iki
çocuğum var. Biri kendini kurtardı ama diğerinin ihtiyacı var. Hani bir iki sene bana bakarım diyorsa gelsin. Bir iki sene sonra çocuğum kendi işini kurar, kendini kurtarır. Lan Vedat, biz nereye geldik oğlum? Bunlar buraya evlenmeye gelmiş lan. Ya evlenmeye gelen de var, eğlenmeye gelen de abiciğim. Sen şunlara bir baksana ya. Merhaba teyze. Programdan sonra çılgın partiler yapıyor bunlar, görmen lazım. Sağ helal olsun Vedat. Yılların salihine salihlik yaptın ya, sana helal olsun. Salih'i Ahmet Kural durumuna düşürdün ya, sana helal olsun Vedat. Dur dışarı çıkınca ben takacağım senin madalyanı, dur. Ya yönetmen yardımcısı benim arkadaşım. Ben buradan az ekmek yemedim abicim, sen öyle deme ya. Bak şimdi burada seni tanımıyorlar. Eğer soran olursa babandan kalan bir emekli maaşım var. İki evim var, birinden kira geliyor. Bir de Almanya'da bir amcan var. Ölürse bütün miras sana kalacak. Bak sen bunları ezberle, söylüyorum. Çok ekmek yiyeceğiz seninle ortağım ya. Hele bir reklam arasına girsin. Sen Mavra'yı gör. Sen bağ fatality yap diyorum Vedat. Canlı yayındayız Salih abi. Ölüm çıkacak. Oğlum bunu niye verdiler lan elime? Ya sen ilk defa geliyorsun ya ondan. O gelene öyle yapıyorlar. Benim iki çocuğum var. Biri kendini kurtardı ama diğerinin ihtiyacı var. Hani bir iki sene bize bakarsanız gelin. Bir iki sene sonra benim çocuk işini kurar, kendini kurtarır. Bir de benim bir et benim var. Eğer diksinmem dersen gel. Hadi abla, Allah versin. Al hadi. Benim iki çocuğum var. Biri kendini kurtardı ama diğerinin hizmete ihtiyacı var. Hani bir iki sene sonra... Vedat, şunu fark ettim ki benim hayatımda senin yerin yok Vedat. Senin gibi bir karakterin benim hayatımda yeri yok. Gerçi sen karakter değil, sadece bir tipsin ama tipe bile yer yok. Ah, senin şu standartlarını birazcık düşürsek çok eğleneceğiz be ortağım. Daha standartları nereye düşüreceğiz lan? Sen bir dakika dur burada, ben geliyorum. Allah aşkına bir dur ya. Ne sinirli çıktın sen de, Allah Allah. Tut şunu, tut. Oğlum ne lan? Bana bak, emekli maaşım var. İki öğün sıcak yemek yaparım dersen şimdi kıyacağım nikah. Oo dede, sen neye niyetlendin ya? Sen erkek misin be? Erkeğim tabii. Ya hayatımda ilk defa bu cümleyi birine kuruyorum ya. Karı var mı buralarda karı? Ha? Karı diyor arkadaş ya, ne Bir dakika dede. Sen et benimden tiskiniyor mu? Bayılırım yahu. Bayıltır dedeciğim, bayıltır. Bak şimdi buradan böyle dümdüz gidiyorsun. Sebil'in oradan sola dön. Kime sorsan göster, karı orada. Hadi, hadi. Ya arkadaş, Jurassic Park gibi yer burası, nasıl yer ya? Ha işte Salih abi de burada. Hani size dediydim ya, Almanya'da akrabası olan arkadaşım var diye, işte bu. Merhaba teyzeciğim, merhaba. Nasıl? Ha? Ne? Olmadı mı? Yok olmuş, çok güzel olmuş. Aferin sana, bu ne lan? Ya kızlar, bu ağzının tadını bilmiyormuş ya. Fındık mıymış bunun bunu? Kaymak mıymış bunun gerdanı? Ha şekerler, o zaman siz beni çıkışta bekleyin, ben geliyorum. Şunlara bak ya. Yerim ben bunları, yerim. Şşş, davranmayın lan. Abi dur, yapma, gözünü seveyim. Kurban mı olayım abi? Vallahi bana son bir şans ver, bu sefer sana kendimi affettireceğim, ne olur. Son şansım. Tamam, son. Sen gel ortağım ya. Sen niye geriliyorsun, anlamadım ki ben ya. Yukarıda sauna da var, havlu da var isterseniz. Hani oğlum biz burada basılmayız değil mi? Nasıl? Yani diyorum ki polisle, jandarmayla her şeyi hallettiniz mi? Gerekli yerlerle görüştünüz mü? Basılmayalım şimdi durduk yere, iş üstünde ya. Ne yaparken basılacaksınız tam olarak? Beyefendi burası... Burası nezih ve hesaplı bir masaj salonu Salih abi. Lan oğlum biz buraya hakikaten masaja mı geldik? Evet, masaja geldik Salih abi. Biz şimdi burada hakikaten düz masaj mı yaptıracağız lan? Lan oğlum benim nigartan travmamı düz masajın halledebileceğini nasıl düşünebilirsin lan sen? Bana derhal bir açıklama yap lan Vedo. İşte iyi gelir diye Salih abi. Ya Ahmet sabahtan beri zır 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 bir dur ya. Nereye yatıyoruz biz? Böyle buyurun lütfen.
Her yer bomba arkadaş ya. Karının yanında öyle dedin değil mi? Aslında düz maşer değil değil mi? Abi dur, belki mutlu son olur. Bir şey yok. Sen niye gerek yok? Hadi bakalım. Hop, pardon, pardon. Abi mekanı kes. La oğlum, sedye lan bu. Ya yok, masaj masası işte abi bunlar. Lan oğlum, bildiğin sedye lan bu. İstanbul'un bütün kalitesiz mekanlarını bilirim. Bu beni bile açtı Vedo. Yat abi, hadi ya. Ya arkadaş, zaten Honda'ya dönmüşüm. Şu halime bak. Ya abi, hadi yat ya. Salih abi. Abi öbür türlü dön. Niye lan? Sırtını dön ya. Niye oğlum? Düz masaj yaptıracağız. Düz masaj mı yaptıracağız? Evet. Oo, hayır ya. Hadi. Fıtı fıtı. O ne lan? Legan Zibit'e. Leğen istiyor Vedat. Leğen mi? Bayan Rottenmeier de geldi, tam olduk ha. Vallahi billahi haydi gibi olduk Peter. Bir kopağımız eksik. Yat abi, hadi yat yat. Ya arkadaş ya, bu sedyenin tekerleğinin kilidi yok ya. Abi seninki sola çekiyor. Lan arkadaş, daktilo ile yazı mı yazıyor, masaj mı yapıyor belli değil ya. Ben özel muamele derken A4 kağıdı muamelesi istemiyordum ki Vedat ya. Burası nasıl bir yer, sen nasıl bir insansın Vedat? Senin ağzına yüzüne aduket yapacağım lan. Ben buraya gevşemeye geldim, gelirdim ya lan. Salih abi. Abi giriyor mu iddiaya, bakalım kim varacak önce finişe he? Senin ben sıfatını bastır, bastır Fırnalay, bastır, bastır. Ondan sonra Zeki'cim beraber evli programına gittik, kalete yedik. Oradan çıktık, masaj salonuna gittik. Florinler geldi, bize bir güzel masaj yaptı. Bu kunuşlarımı falan hepsini aldılar, çok iyi oldu. Vedat'cığım, istersen ananın kısır günü varsa bir de ona gidelim Vedat, ha? Ağzını yüzünü kırdım. Haramın arkadaşları kısır gününden dolayı benim özel zulam abicim. Ben onları zor günler için saklıyorum ya. Seni oraya götüremem, kusura bakma yani. Aba! Lan sen... Lan sen araştırma konusu yapılacak adamsın lan. Sen üzerine tez yazılacak adamsın. Ben çok manyak gördüm ama senin gibisini görmedim. Sen manyağın hasısın, manyağın dibisin. Lan zeki bir adam düşün. Ben bile yanında normal kalıyorum lan. Tamam Salih, bir sakin ol ya. Bak eve de yaklaştık zaten. Büyütme bu kadar abi. Aa, eve mi gidiyoruz ya? Keşke şubeye gitseydik de benim GBT'me bir baktırsaydık, ha? Kalıbını kırdı! Lan arkadaş, etrafında bir tane normal adam yok ya. Abartma be abi. Tipe bak, ağzına yüzüne perfect yaptım. Ya arkadaş, benim geçen bayram elini öptüğüm tek yaşlı insan Rüstem abiydi. Benim hayatımda saygı duyulacak tek insan Rüstem abi. O da kolpacının, bombacının önde gideni arkadaş ya. Çevrende bir tane akıllı uslu adam yok. Birinize yaralı parmağı işeyin lan. Abi sen hep bunları üzüntüden söylüyorsun, biliyorsun değil mi? Bir de tazcik sinir mi yaptı sende, ne yaptı anlamadım ki ya. Neyse olur, öyle olur, halledeceğiz, merak etme. Bak hala kıracağım elini ayağını lan. 96.2 Radyo. Evet, 96.2 Radyo'dasınız hala. Program devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz 15 Eylül'de artık çok az bir zaman kaldı. Bu cumartesi Maçka'da Küçük Çiftlik Park'ta Radyo'nun ilk festivali olan On Fair gerçekleşecek. 15 lan duydun mu lan? Cumartesi diyor lan Vedat. Gidelim mi lan? He? Ananın kısır gününden daha iyidir lan. Gidelim gidelim. Ya sen kim bilir aklında ne canlandırdın? Duymuyor musun abi? Festival diyor. Space falan sahne alacakmış. Oğlum benim işim sahne üzerindekilerle değil lan. Zaten onlar daha önceden paylaşılıyor. Benim işim alttakilerle, sahne dışındakilerle. Ben onlarla kaynaşacağım. Beni oraya götür Vedat. Tamam, cumartesi olsun, bakarız abi. Belki hep beraber gideriz. Onur! Abi Onur bu. Zeki abi ne yaptın? Onur'umuzu ezmişsin. Havar komşular, havar. Toraman'ın tekini patates etmişler, havar. Ya Zeki sen ne yaptın lan? Sen nasıl çarptın çocuğa? Oo, suratın haline bak lan. Abi suratının normali o. Abi ben bir şey yapmadım, yemin ederim ya. Geldi kendisi atladı arabanın önüne. Ne? Ah be Onur, ah be kardeşim, bu kadar mı zor durumdaydın ya? Lan bu saatte bir hayırsever vatandaş gelip de götürmez ki bunu hastaneye.
Mecbur biz götüreceğiz. Hadi kardeşim kaldırın kaldırın. Ben patatesi elli yemem. Zeki abi kaldırsın. Hadi. Lan arkadaş hemen gazla çok donanımlı bir hastaneye gidelim tamam mı? Bunun durumu hiç iyi değil. Özel sağlık sigortası falan var mıdır lan? Ne özeli be abi, set işçisi bu ya. Asgari ücretten SSK'sını açtırdıysak şükretsin gariban. Ha o zaman bir hastane önüne bırakıp kaçalım lan. Vallahi billahi dünyanın parası tutar. Bak plakanı satsan ödeyemezsin Zeki. Plaka benim değil Salih. Sen ne biliyorsun bunu abi? Biliyorum lan. Ben aslında müsteşem bir şey söyleyecektim. Aslında satılan şey plaka olmayacaktı. Ama tam oraya geldiğimde otosansöre girdim lan. Aslında hiç sevmem. Acaba mecbur mu bırakıldı? Yok abi, hastane önüne bırakamayız. O devasa sırada bunu uyudu zannederler, orada öylece kalır. Acaba bir cami avlusuna falan mı bıraksak bunu ya? Yok lan, yaşı çok geçkin. Ayrıca çok da çirkin toraman ya. Bu nedir ya, bu nedir ya? Gözünü mü kısası? Bu nedir ya? Ah yavrum, tabii şokta ya, konuşamıyor. Tamam tamam, biz yanındayız. Şoktasın sen, şoktasın. Barbara dök, ben kendime atıyorum. Şakaya da hocam ben atışta yüzünü ödeyecektim. Eli de cama olsa atmayı kattı. Ya tamam tamam tamam. Yorma kendini yorma. Ah, ne dediğini hiçbir şey anlaşılamıyor. Şokta mı? Tamam tamam. Yanındayız yanındayız. Salih abi bir dur. Onur o zaman niye taksinin önüne atladın oğlum? Taksiciden para mı çıkar lan? Lan bırak parayı, daha üzerinden bozuk para çıkan taksici görmedim ben. Taksinin önüne atlanırım ya. Ben taksinin önüne atlanırım. Porsche'nin önüne atlandım ben. Bu işi Porsche'ye sağlık gel çıktı bana. Ondan sonra böyle bir şaşkınım. Kaçıyor mu var bu? Kaç istedi bu ya? Ah ah Toraman'ıma bak nasıl da çırpınıyor. Kim bilir bize ne anlatmaya çalışıyor. Ah ulan Zeki, ah ulan Zeki. Adamı ne hale getirdin? Patates ettin yavrucağızı ya. Bana bak. Benimle kal, benimle kal. Bak gözlerime, benimle kal. Çek ulan en kral hastaneye. Ahmet Kur'an'ın kredi kartı yanımda. Oradan vereceğim lan. Ayrıca 3 tane de yarım ekmek döner alacağım. Seni de sana da alacağım lan. Aslaksın be Salih abim be. Bas Zeki abi, bas.